Evet, Nur'un dikişleri olarak bugün de sizlere normal makinede hiç dikiş bilmeyen, makine kullanmasını dahi hiç bilmeyen arkadaşlarım makineyi kullanırken nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatacağım. Evet, şimdi iki katlı bakın. Neden iki katlıdan başlıyorum? Şimdi tek katlı dikerken ve iki katlıya dikerken makinalarda dikim işleminde dikişinizde fark olur. Nasıl? Şimdi makinemi yerleştiriyorum. Bakın. Direkt böyle motora basarsanız bu makinenizin ipinizi toplamanıza, koparmanıza veya arkada asılmalara sebep olur. Asla bu şekilde makinede dikişe başlamayın. İlk yapmanız gereken makinenizin altına koyduğunuz kumaşı şöyle elinizle bir iki defa iğnede kumaşınıza girip çıkma işlemini yaptıktan sonra çok hafif, yavaş bir şekilde, bakın çok hızlı değil, yavaş bir şekilde dikerseniz asla toplama yapmaz. Bunu bakın ben bile bazen telaşla bir an oturuyorum. Bir anda hadi yapayım dediğimde inanın her seferinde o yaptığımın pişmanlığını çekiyorum. Çünkü hızlı hareket ettiğinizde şu ipin başında toplama yapar makina ve kumaşta asılma yapar ve dikme işlemini gerçekleştiremezsiniz. Evet, gördüğünüz gibi sonradan makinenizi bu şekilde hızlandırabilirsiniz. Şimdi geçen akşam benim Instagram ve Facebook'tan takipçilerim, sizler de ilk kez bu videoda karşılaşıyorsanız siz de bana oradan ulaşıp sorularınızı yönetebilirsiniz. Şimdi tek kumaş 6 alıyor demiş. 6 alıyor. Bakın. Eğer çok 6 alıyorsa kumaşınızı mutlaka şu uç kısmından başlamayın. Ayağı şöyle hafif biraz ileriye alın. Hafif ileriye alın. Tekrar makineye girip çıkma işlemi yapın. Bakın şöyle diktiniz. Eğer çok zorun oraya gitmenizse geri işlemini yapın makinede. Bu işlemi bu şekilde yapabilirsiniz. O zaman da şöyle makineyi tamamlayın. Evet, gördüğünüz gibi şöyle makinamızı tamamlıyorum. O zaman başta o kumaşın altına alma, bakın şöyle kumaşın altına alma işlevi olmaz ve burada git gel işlemiyle ipin düğüm yapmaya sebebisini rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani düğüm yapar. Aynı bir iğnede iliği düğme yaptığınız gibi. Tekrar yapalım bakın. Şöyle baştan aldığınızda bunu hele esnek naylon estetik kumaşlar olur böyle lastik koçun tarzı. Hele onlarda hiç yapmayın. Asla makinenizi böyle uçta bakın kumaşın şöyle ucunda bırakıp ayağın altında koymadan başlamayın. Ayağın altına iyice şöyle yerleştirin. İğnemi ayağa kaldırıyorum bakın. İyice yerleştiriyorum. Bu hele lastik otun kumaşlarda asla o işe böyle ucundan şu şekilde sakın böyle başlamayın. Ayağın altına yerleştiriyorum kumaşımı. Tekrar dediğim gibi biraz geriden. Bu bir lastik otun kumaş olduğunu düşünüyorum. Hafif geriden. İğnemi girip çıkma işlemi yapıyorum. Tekrar bakın hafif ilerliyorum. Sonra makinemin geri dikişine basıp hafif gidip gelme işlemi yaptıktan sonra makinamda dikme işlemini yapıyorum. Şöyle yandan alıyorum. Bakın aynı işlevi ovarlıkta da gösterdim. Asla asılmayın. Makinanızdan ipinizin kopmasını istemiyorsanız şu şekilde hafif asılıp makasınızla kesme işlemi yaparsanız makinede asla ipinizi çıkarırken kopma işlemi olmaz. Bugün de sizlere Nur'un dikiş evinde küçük basit bir şekilde hiç dikiş bilmeyen makinaları ilk kez kullanıma başlayan arkadaşlar için küçük videolar çekmeye çalıştım. Nur'un dikiş evi olarak kanalıma abone olun ve beni takip edin.